Allah Celle Celaluhu bütün peygamberleri görevli olarak gönderdi. Bu peygamberlerin içinde bazılarını 25 tanesinin adı Kur'an-ı Kerim'de geçti. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin de bazılarını bazılarına üstün kıldı. Dört tanesi ulu ulu azim peygamber oldu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o imamen rusuli, peygamberlerin, rasullerin imamı. İbrahim Halilullah, Halilim dedi, dostum dedi. Musa Kelimullah, kendisiyle vasıtasız konuştu, Kelilim dedi. Kelimim dedi. İsa Ruhullah, babasız bir şekilde Meryem annemize o ruhundan üfledi ve Ruhullah dendi. Bu dört peygamberi diğerlerinden üstün kıldı. Bu dört peygamberin içinde de ve 124 bin peygamber içinde de alemlerin sultanı Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de bütün hepsinden üstün eyledi. Bununla ilgili öyle güzel bir örnek vardı ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu bütün peygamberlere diyor. O 25 tane adı geçen peygamberlerin hepsine adıyla seslenmişti. Yalnız alemlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hiçbir zaman ya Muhammed ey Muhammed diye seslenmedi. Ey Resulüm dedi, ey Nebim dedi, ey Habibim dedi. Kur'an-ı Kerim'de Gale Muhammed sözü hiçbir yerde geçmedi. Ama diğer peygamberlere bahsedince Size ayetlerle de ispat edeyim inşallah. Soranlar oluyor. Bakara suresi 33'te diyor. Kale ya Adem. Ey Adem dedi. Ali İmran 55'te. İz kale Allahu ya İsa. Hani Allah ey İsa demişti. Maide suresi 110'da. İz kale Allahu ya İsa ibn Meryem'e. O zaman şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa. Araf suresi 144'te "Kale Musa" dedi. Ey Musa. Hud suresi 46'da "Kale Nuh" dedi. Ey Nuh deyip ayetlerini indirdi. Emirlerini söyledi. "Kale Meryem" dedi. Kale ya Zekeriya dedi. Ali İmran 37. ayette. Maide suresi 112'de. İz kale Meryem'u. İz kale havariyyune ya İsa bne Meryem. Hani havariler ey Meryem oğlu İsa demişlerdi. Taha suresi 92'de "Qale ya Harun" dedi. Musa aleyhisselam'ın yardımcısı ve sonradan peygamber olan Harun aleyhisselama da "Qale ya Harun, ey Harun" de ki dedi. Kur'an'da peygamberimiz dışındaki diğer peygamberlerin ve salih kimselerin adları zikredilerek onların dediklerinin "Qale kulenne" biçiminde haber verilmesiydi bunlar. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ve iz gale İbrahimu. Bakara suresi 126, 260 ve İbrahim suresi 35'te. İbrahim hani şöyle demişti diye başladı. Ve bunun gibi Allah Celle Celaluhu birçok peygamberine daha sayamadığım 20-30 tane 40 tane ayeti kerime var. Lut Aleyhisselam'la ilgili. İz gale lehum ehuhum lut. Lut'un hani kardeşleri diyor. Lut ona şöyle demişti. Şuayb aleyhisselamla ilgili şu Ara suresi 177'de şu şuayb hani Şuayb onlara şöyle demişti diye başladı. Ta ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelene kadar Alemlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en üstünü Hatemen Nebi gelince Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'da bize onu öyle güzel anlattı ki işte bununla ilgili hitapları Kur'an'ın nuru Hazreti Muhammed kaleme aldığım kitapta peygamberimizin övlen ayetleri 45 tane ayet bu ayetlerin içinde peygamberimizi birbirinden farklı şekilde övüp üstünlüğünü belirtip ona tabi olmamız gerektiğini Rabbim bizlere bildirdi. Ve peygamberimize öyle güzel sözlerle seslendi ki Maide suresi 40, 41. ayette diyor Ya eyyüher rasul Ey Resulüm dedi. Ey Nebi diye on küsür ayette ya eyyühen nebiyyü dedi. Hatta Ahzab suresinde çok güzel bir ayeti kerime vardır. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahide ve mübeşşira ve nezira. Ey Nebi diyor ya eyyühen nebiyyü inna kesinlikle erselnake şahide ve mübeşşira. Şahit olarak onlara diyor seni gönderdik ve da'iyen ilallahi ve Allah'ın izniyle bi iznihi ve siracen munira siracen munira nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Aman ya Rabbi. Resulullah Efendimize Öyle güzel tabirler var ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah Celle Celaluhu hayran bırakıyor insanları. Yani peygamberimizi övüp onu öyle tanıtıyor ki bizler ama bunlardan habersiz yaşıyoruz. Resulullah Efendimiz'i Rabbimiz överken bütün peygamberlere daha üstün olduğunu bizlere hitapla bildirirken ayetlerde bunları açıklarken bizler peygamberimize bir salatu selam getirmeyi çok görüyoruz. Bırakın salatu selamı bile bize emretmişken Ahzab suresi 56'da ne diyor? Estağfurullah İnna innallaha ve melaiketehu Allah'a kesinlikle inne kesinlikle demek. İnallaha kesinlikle Allah ve melaiketehu ve melekleri yusallun alen nebi salat ederler nebi ne kimin nebi bak Muhammed'e salat ederler demiyor. Alen nebi nebiye benim nebime benim rasulüme benim habibime benim sevgilime Allah ve melekleri salat eder. Kendini bile Rabbim orada dahil ediyor. Allah'ın salatı nedir diyor? Onun şanının yüceliğini bütün kainata bildirmesidir. Meleklerin salatı nedir diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da? Onun makamının her gün her saniye artması için bütün salavat melekleri Arş-ı Ala'da tavaf eden nice salavat melekleri onun makamının yüceliğini talep etmektedir. Ve sonra ümmeti Muhammed'e hitap geliyor. <Sessizlik> İnna Allaha ve malaikatehu yusalluna alen nebi. Ya ey eyhellezine amenu ey iman edenler. Ya eyhellezine amenu sallu alayhi. Aleyh, aleyh siz de diyor sallu salat edin benim habibime. Sallu aleyhi salat edin ki ve sellimu teslime. Tam bir teslimiyet şeklinde selam getirin. Ona selam edin. Rabbimiz ayetinde buyurmuş, emretmiş. Yani bir peygamberine ilk defa onun adına dahi anmayı emretmiş. Bir insanın ömründe bir defa peygamberimize salatu selam getirmesi bu ayetin hükmünce ne olmuş oluyor? Farz olmuş oluyor. Boynumuzun borcu olmuş oluyor. İman etmek için bile bütün peygamberler tevhid dinini getirmiş. Adem Aleyhisselam la ilahe illallahı emretmiş. Musa Aleyhisselam la ilahe illallah deyin demiş. Nuh Aleyhisselam la ilahe illallah'a çağırmış. 124 bin peygamberin hepsi la ilahe illallah demiş, iman etmiş, peygamberlerine de tabi olmuşlar. Ama alemlerin sultanı Muhammedül Mustafa'nın ümmetine gelince kelime şahadet diye bir sözü söylemeden iman etmiş olamıyorsun. Sadece la ilahe illallah diyen iman edemiyor. İmansız gidiyor ama Eşhedü en la ilahe illallah sonuna ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu kendi la ilahe illallahının yanına Muhammedül Mustafa'nın adını da birleştirmiş ve bir ümmete son ümmet olan alemlerin sultanı Muhammedül Mustafa'nın ümmetine Muhammedül Resulullah sözünü söylemezsen imanını kabul etmem demiş Allah Celle Celaluhu. Aman ya Rabbi şükürler olsun bizi o Habibine ümmet eylediğin için milyonlarca sayısızca yeryüzünde gökyüzünde yedi kat semadaki mahlukata dedince sana şükürler olsun ya Rabbi. İşte onu vesiracen demiş nur saçan bir kandil. Dört yerde diyor Muhammed olarak ayette geçmiş. Bunlardan biri Muhammedur Resulullah. Fetih suresinin 29. ayeti son ayeti. Muhammedur Rasulullah vellezine ma'ahu eşidda ve alel kuffar beynehum onlar diyor kafirlere karşı o Muhammedur Rasulullah Muhammed Allah'ın resulüdür o ve onun ümmeti kafirlere karşı diktir şiddetlidir Terahum rukkan succeden yebtagun fazlan min Allah ve ridvana rukkan ve succeden onlar ruku ile secde ile Yebdeğune <laughs> fazlen min Allahi Allah'ın fazlından isterler. Ve <laughs> Rıdvan ne demek? Allah'ın rızası demek Rıdvan. Onlar Allah'ın rızasını isterler diyor. Kim onlar? Muhammed'in ümmeti. Allah'ın bizi o ümmetten kendisinin rızasını rukkaen, ruku ve secde ile isterler. Namazın önemini Fetih Suresi 29 öyle güzel bir anlatıyor ki. O Muhammed'in ümmetiyim diyorsan o secdelerle rükûlarla Allah'ın rızasını göğsün kabara kabara Muhammedül Mustafa'nın ümmetiysen o namazda secde ve rükûlarla Rabbinin rızasını isteyenlerden olmalısın ey Müslüman kardeşim diyor. Kim diyor? Allah Celle Celaluhu kullarına diyor. O Muhammed'in ümmeti böyle olur diyor. Ve ayetin devamında bir söz ver: Sima'uhum uhum fi vujuhihim min etheris sujud. Sima'uhum. uhum, sima ne demek? Hepiniz biliyorsunuz. Sima, yüz. Sima uhum, onların yüzlerinde diyor. Fi vujuhihim min etheris sujud, onların yüzlerinde. sucud, secdelerin izleri vardır. Aman ya Rabbi. İşte o namaz kılanların yüzlerinde secdelerinin nuru vardır. O namazı Allah için kılıyorsa, o namazı Allah rızası için, hiçbir beklenti ve menfaat olmadan, haramlardan uzaklaşarak Allah için namaz kılanların yüzlerinde ne oluyormuş? Min eferi sucud secdelerinin izleri. O insanları yabancılar dahi görse, Allah Allah ne güzel bir adam. Bunu bir yerden tanıyorum galiba ben der. O yüzündeki nuru etrafa saçılır. Ama bunu diyor ehli anlar. Allah'ı ve Resulünü az da olsa seven anlar. Ama kafirler diyor Allah'ın dostlarını gördüğünde. Kafirler zikir ehlini gördüğünde küfrü artar. O yüzden tasavvuf yollarına, o yüzden evli Allah'a saldırıyorlar. O yüzden Hazreti Mevlana'lara, o yüzden Abdülkadir Geylani'lere. Allah'ın dostlarına kötü söz söyleyen nice insan var. Kendi küfürlerini görüyorlar çünkü. Ebu Bekir Muhammedül Mustafa'nın cemaline baktığında nur ala nur oldu. Ebu Cehil Muhammedül Mustafa'ya bakınca küfrü arttı. Çünkü kendi küfrünü gördü. Kendi nefsini gördü. O yüzden herkes şu Kur'an-ı Kerim'e baktığında kendi imanın karşılığı kadar feyizlendi. Kimler Allah dostlarını sevdikçe, Muhammedül Mustafa'yı sevmeye başladıkça İlmin, ihlasın, şevkin muhabbetin arttı. O zaman namazların miraç olacak. O zaman Allah ve Resulüne muhabbetin artınca bütün önün açılacak, ruhun açılacak, şu teninin rengi değişecek, secdelerin değişecek. Fatih Sultan Mehmet Han gibi Allahu Ekber deyince Kabe-i Muazzama bütün kalbindeki perdeler kalkıp karşına gelecek inşallah. İşte bu Rabbimizin övdüğü, Habibi Edibi, Muhammedül Mustafa'yı biz de över, biz de onu sever, biz de onun yolundan bir şeyler yaparsak Allah seni övdü ya Resulallah, melekler sana selat selam ediyor ya Resulallah, beni de ümmetin olarak kabul eyle deyip hele cuma vakitlerinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye diye inim inim inliye inliye ona salatu selam getirirsek umulur ki onun şefaatine nail oluruz. Onun dostlarını seversek, onun evliyasını seversek, onun dostlarının kabirlerini ziyaret edersek, onun ravzasına gitmek için... Onun yeşil kubbesinin altında bir an vakit geçirebilmek için inim inim inleyip heyecandan tir tir titrersek Resulullah Efendimiz bizi yalnız bırakır mı kabirde? Resulullah Efendimiz bizi mahşerde bırakır mı? Onu seven ümmetini yalnız bırakır mı? Vallahi bırakmayacak. Vallahi onun şefaati haktır. Onun ashabının şefaati aktır. O evliyaullah'ın şefaati haktır. Onların sevenler kişi sevdiğiyle beraberdir sözüne İnşallah Allah'ın izniyle şahit olacaktır. Rabbim cümlemize de nasip eylesin. Bizler seni çok seviyoruz ya Resulallah. Senin sevginle kalplerimizi Rabbim doldursun, taşırsın. Senin aşkın ve muhabbetin bir an bile azalmasın. Her saniye artsın inşallah.